sıradan, doğal genç kızlardı ama onlarca estetik operasyonla adeta bambaşka birine dönüştüler. Adnan Oktar'ın şantaj maşası olarak kullandığı kediciklerin inanılmaz değişimi geliyor ekrana. Çekik gözler, çıkık elmacık kemikleri, Brezilya kalçası, göğüsler silikonlu, dudaklar dolgulu, bol botoks, abartılı makyaj. Kedicik olmanın kriterleri bunlar. Adnan Oktar'ın kedicikleri işte bu kriterlere uymak için onlarca estetik operasyondan geçiyordu. Ve kelimenin tam anlamıyla bambaşka birine dönüşüyorlardı. Adnan Oktar aslında kediciklerini gençliğinde aşık olduğu bir kadına benzetmeye çalışıyordu. Hepsi ona benzesin istiyordu. İşte kediciklerin örgüte katılmadan önceki ve sonraki hallerinden birkaç örnek. Kübra Yıldırım, üniversiteyi bitirdikten sonra kedicik oldu. Bu görüntüsü tamamen değişti. Eski halinden eser bile kalmadı. Bu da başka bir kedicik. Makyajsız ve doğal hali böyleydi. Estetik operasyonlar yaptırdı. Adnan Oktar'ın siyah kediciği oldu. Bir diğeri, örgüte girmeden önce muhafazakar ve başörtülü, örgüte katıldıktan sonra böyle oldu. Abartılı makyaj yaptı, mini etek giydi. Bu da binbir surat kedicik. Bazen başörtülü, bazen bikinili. Bazen de işte bu pozlarıyla sözde dindar görünüp aslında sapkın bir inanç anlayışı sergiliyordu. Peki bu değişikliğin nedeni ne? Savcılığa göre şantaj yapmak için zengin iş adamı bulmak. En önemlisi ise İslam dinini yozlaştırmak, Türk toplum yapısını bozmak. Yine Adnan Oktar'la devam edelim. Son olarak evinde ultraviyole steril cihazı bulunan Oktar'ın temizlik hastası olduğu ortaya çıktı. Çete lideri kediciklerinin temizliği için bile özel önlem almış. Oppan Gangnam Style. Adnan Oktar'ın temizlik hastası olduğu ortaya çıktı. Çete lideri mikroplara karşı ultraviyole steril cihazı ve alkol kullanıyordu. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor. İlk dalgada adliye baş mübaşiri Esvet Oran'da tutuklanmıştı. Esvet Oran'ın örgütle ilgili delil karartma ve dosya takibi yaptığı ortaya çıktı. Çetenin ticari usulsüzlükleri de deşifre edildi. Örgüte ait bir şirket, Amerikan malı yerine o ürünün sağlıksız koşullarda Çin'de üretilenini pazarlıyordu. Soruşturmada ortaya çıkan ilginç bir detay da Adnan Oktar'ın temizlik hastası olduğu. Çete liderinin bu yüzden kedicikleri bir tür temizlik solüsyonu olan zefiranla yıkattığı ortaya çıktı. Temizlik için alkol de kullanıyordu. Kedicikleri Adnan Oktar'a sunma görevi de bacılarındı. Kendilerine İslami bir cemaat görünümü veren örgüt dini terimler kullanıyordu. Görev şeması ise şöyleydi. İmam bacılar, 8 kişilik bu yönetici komite bacılardan sorumluydu. Mihmandarlarsa cinsel sapıklığın yöneticisiydi. Himmet imamı örgütün finans sorumlusuydu ve bağışları kabul ediyordu. Örgütten ayrılmaya çalışana tedbir, Adnan Oktar'ın telefon sorumlusuna sıfır, polis kontrolüne karşı konvoyun başındaki kişiye öncü deniyordu. Mali polis ikinci dalga için çalışmalarını sürdürüyor.